Merhabalar. Erkeklerde meme kanseri hakkında konuşacağız. Bu aslında şaşırtıcı derecede yaygın bir hale geldi. 20-30 yıl önce görmediğimiz bu durum, giderek yayılmakta ve daha fazla erkek meme kanserine yakalanmaktadır. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri'nde teşhis edilen her yüz meme kanseri vakasından biri erkektir. Öyleyse, önce risk faktörlerinden bahsedelim. Şimdi, bir erkek, belirli prostat tedavilerinde uygulanan şekilde, enfeksiyon riskini artırabilecek östrojen içeren ilaçlar alıyorsa, bu riski artırabilir. Röntgen veya BT taramasından dolayı meme dokusu radyasyona maruz kalırsa, bu da meme kanseri riskini artırabilir. Aslında, kayropraktik uzmanı olmadan önce röntgen teknisyeni olarak çalışırdım ve bakım evlerinde portatif röntgen çekerdim. Bunları yaparken korunmak için kurşun kalkan kullandın mı diye sorarsanız maalesef hayır. Bu radyasyona maruz kalmanın bir örneği olabilir. Ardından, karaciğerde gelişmiş hasarlı doku olan siroz var. Karaciğerde siroz geliştiğinde işlevini kaybeder, testosteron ve androjenler azalır ve östrojen seviyeleri yükselir. Dolayısıyla bu, yüksek östrojen seviyelerinin başka bir nedeni olacaktır. Fazla miktarda östrojeni detoksifiye etmek için sağlıklı bir karaciğere ihtiyacınız vardır. Ayrıca alkol de östrojen seviyelerini artırabilir. Bu nedenle çok bira içenlerin meme kanserine yakalanma riski daha fazladır. Genel olarak aşırı kilolu veya obez olmak, özellikle de meme dokusuna sahipseniz, meme kanseri riskinizi artırabilir. Çünkü yağ dokusu bir nevi östrojen mıknatısı gibidir. Sırada plastik kimyasallar var. Bununla ilgili bazı videolar yayınladık. Sonra soya fasulyesi konusuna geliyoruz. Bilerek veya bilmeyerek sertifikasız organik soya fasulyesi tüketirseniz bir nörotoksin olan heksana maruz kalırsınız. Soya da östrojen seviyenizi artırabilecek tek tek ifade edemeyeceğim birçok şey vardır. Yani dikkatli olmalısınız çünkü bunu bitki bazlı gıdalarda, sebzeli kreplerde ve sahte etlerde kullanılabilir. Ayrıca birçok protein barında ve diyet içeceklerinde bulunan soya proteini izolatlarını ve soya proteini konsantrelerini de görebilirsiniz. Ayrıca garip bir tada sahip olan bitki bazlı protein kompleklerine de dikkat etmelisiniz. Soya bazen ilk tattığınızda tadı güzel olan parmak tavuk benzeri sahte yiyeceklerde de kullanılır. Fakat sonrasında çok şiştiğinizi hissedersiniz. Bir keresinde tesadüfen yedim ve dedim ki vay canına bu gerçekten çok iyi. Sonra ne olduğunu öğrendim ve bende ciddi bir sindirim sorunu yarattı. Östrojene karşı koruyucu besinlerden biri Türk ailesinden sebzelerdir. Bunları düzenli olarak tükettiğinizden emin olun. Ayrıca, soya ürünlerinden ve östrojen seviyenizi arttırabilecek diğer birkaç şeyden sakının. Öyleyse, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve bu bilgiyi sağlığınıza uygularsanız ve başarı elde ederseniz, başarı hikayenizi paylaşmaktan gerçekten memnuniyet duyarım. Başarı hikayenizi yorumlara yazabilirsiniz, böylece başkalarına ilham vermeye yardımcı olabilirsiniz.